Mertens ile anlaşıldığı takdirde şampiyon kadronun zaten ana omurgası devam etmiş olacak Doğru. yine. iki yıl üst üste devam etmiş olacak. Ee, yeni takviyeler oldu hı. sezon başında. Bunlardan en büyük beklenti de açıkçası benim kendi adıma da Zaha'ydı. Yani beklenti şuydu. 10 gol 9 asisti var şu an yanlış hatırlamıyorsam. 10 gol 9 asist değil de bir Icardi vari, domine edecek bir performans. Yani Galatasaray'ın bugün 11'ini biz yazarken Muslera Torreira ikardisiz bir Galatasaray 11'i düşünülemiyor şu an değil mi? Yani ne olursa olsun evet. bu 3 oyuncu her türlü olması lazım. Stoperleri de tabii dahil edebiliriz ama performans olarak Süper Lig'de yılın 11'i dediğinde direkt olarak yazabileceğin isimler. Zaha'yı da bu seviyeye gelecek ve Galatasaray'da böyle bir oyuncu olacak diye bekliyorduk. Sanırım bu yönden birazcık beklentilerin altında kaldı. Zaha'nın Galatasaray'daki olası kariyerini nasıl görüyorsunuz? Ayrılık haberleri hı hı. var. Bugün yine gazetelerde efendim Premier Lig'e geri döneceği, işte West Ham'ın ilgilendiği tarzında haberler de okuduk. Sizce Galatasaray'da Zaha devam eder mi? Tamam, yani, başlayalım. Suat sana da. 10 söyleyeyim. gol, 9 asistlik bir performansı vasat değerlendirecek seviyede bir oyun oynuyor Galatasaray ki burada Zaha perdeleniyor aslında. Normal şartlarda 10 gol 9 asistlik bir performans bir adama çok iyi transferler de yaptırır. Ancak Zaha da futbolun dışında gelişen süreçler biraz Zaha'nın takımla olan bağlarının kopmasına sebebiyet veriyor şu anda. Bu nedir? Diyalog problemleri. biraz ego. Bu da bildiğimiz bir sorun ki Okan Hoca ile bir diyalogları olduğu yönde de zaten vaktiyle söylemler olmuştu ki Okan Hoca da bu konuda Biraz buradan gelmedi ama basın toplantısında oyuncunun ismini vermeden bazı eleştiriler de bulunmuştu. Bu yüzden de Zaha'nın Galatasaray kariyeri muhtemelen son bulur. Ama bu son bulmasının sebebi tam anlamıyla performans mıdır derseniz ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz daha diyaloglarla ilgili yaşadığı problemler, sosyal problemler sebebiyle son bulur gibi gözüküyor. Galatasaray'ın vazgeçmek isteyeceği bir oyuncu mu derseniz de bu arada... Kerem Aktürkoğlu'nun bugün Lazio konusunda iddialar çok ciddi bir şekilde gelmeye başladı. 15 milyon euroluk bir rakamın Lazio'nu teklif edeceği böyle bir isteği oldu. İtalyan medyasında da Kerem'in adı sıkça konuşulmaya başlandı. Galatasaray Kerem'in gittiğini anlarsa zamanın kalması konusunda da bir mücadele verebilir. O da bir ihtimal. Çünkü bu transfer dönemi öyle enteresan gelişecek ki şimdi mevcutta zaten göndermeniz gereken oyuncular var. Endombele, gidecek olan daha doğrusu. Aurer, Endombele yani buralar aslında başlıca kapatması gereken bazı mevkileri var. Tete, Tete'nin durumu da çok belirsiz. Evet. Ee, i̇şte ondan sonra Sergio muhtemel yine gidecek. Ee, Nelson kalacak, Sanchez gidecek gibi gözüküyor şu anki görüntüde. Ee, bir sol bek takviyesi daha Derik Köln'ün yanına bir, bir, isim daha gerekebilir. Ee, öyle bir kadro ki şu anda Galatasaray'ın kadrosu. Vinicius gidecek. Şimdi bu gidenlerin bir önce bir boşluğun olması lazım. Önce bir oraları bir kapatmaya çalışması gerekiyor Galatasaray. Bu süreç içerisinde de mevcuttakileri maksimum elinde tutma çabası da verecek. Şimdi orada az önce on numarada bahsettiğimiz gibi bu kadar gidecek adam varken bir de Merten sen de ben bu parayı vermiyorum gidebilirsin dersem problem bu. E diğer taraftan da Zaha ile ilgili süreçte de özellikle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili durumlar nasıl ilerleyecek onu bilmiyoruz. Ben yine de kalacağı düşüncesindeyim. Ama orada da yine bir gedik oluşursa Galatasaray neredeyse tüm mevkilerine bir transfer yapmak zorunda. Ve bu da seçim sürecinde de olan Galatasaray'da yaz, yaz döneminin ya da yeni transferlerinin sezona yetişmemesine sebep de olabilir. O yüzden ben e gidecek isimlerin boşluğunu doldurma konusunda zaten çalışmalar şimdiden başladı. Onu biliyoruz. E, ama Zaha konusunda da biz bazı soru işaretlerim var. Suat Umuran sence Zaha ilk sezonuydu. Bir bocalama dönemi olarak e, uyum süreci olarak değerlendirebilir miyiz? Kimi futbolcularda bu çok uzun sürüyor. E, yoksa yani bu ilişki çok olmadı mı? Nasıl görüyorsun? görünen olmadı. Çünkü son 2-3 haftadır battaniye altına girmiş kafasına kadar battaniyeyi çekmiş Zaha ile Endombele'yi yan yana görünce çok böyle kafada bu ilişkinin oturduğunu söyleyemeyeceğiz. E, diğer tarafa baktığında istatistik üstünden baktığında e, şimdi Taner de burada hemen söyleyeyim. İstatistik her zaman doğruyu vermiyor. Şimdi kağıt üstünde o istatistiğe baktığın zaman Zaha dersin ki hemen alalım. Çok iyi transfer ama ne bekledin ne aldın. Zaha onu sana vermedi. Sürükleyici oyuncu olmadı. Takımın kalitesini yukarı çeken oyuncu. E, mesela bu sezon diyelim ki ya 3 tane maçı Zaha şunlarla çevirdi. Yok. Belki deplasmandaki Manchester maçı. United maçı evet. Right. Onun dışında sayamıyoruz Zaha'yı. Zaha hep bizim için üzgün, kaprisli, kulübede duran bir adam profili halinde. Ben böyle kısa bir araya gireyim. Tabii. Mesela Hakim Ziyek'le Zaha'yı karşılaştırıyorum. Hakim Ziyek son 10 hafta performansıyla şu anda taraftarın tekrar sevgilisi durumuna geldi. Hatta kalsın diyenler var. Ama ilk 20 haftaya bakıyoruz. Ortalarda yok. Zaha başlangıcı kötü yapıp da 10 gol, 9 asistini son 15 haftaya sıkıştırsaydı bugün taraftar ya da kamuoyu Zaha hakkında ne düşünürdü? İşte neyi nerede Mutlaka kalması mi? gerekiyor. O yüzden nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin daha önemli denir ya. Finalleri iyi yapmak. Zaha'nın da bence yaşadığı olay bu. Adam 10 gol, 9 asistlik bir performanstan sonra Verim verememeye başladı. Ama bu verimi verebileceğini de bize gösterdi. Hakim Ziyek finali iyi yaptığı için şu anda kalsın hakim gitmesin diyenler çoğalmaya başladı. Aynı performans döneminde 10 gol 9 asisti Zaha <laughs> yapsaydı kontrat uzatma görüşmeleri yapılıyordu şu anda. Şöyle bir şey var şimdi sezon içerisinde de tabi bizde uzun sezon çok fazla maç var unutuyoruz zaman zaman. Yönetmenimiz Güven Mengü de hatırlattı. Ankara gücü maçı diyor. Kasımpaşa, Gaziantep maçlarında... Zaha'nın galibiyetlerde önemli rolü var. Mesela Galatasaray Gaziantep'i 2-1 yeniyor. Zaha bir gol atıyor. E aynı şekilde Trabzonspor deplasmanı. 5-1'lik bir galibiyet var. Zaha'nın iki gol bir asisti var. E onun dışında e yine bakıyorum Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı iç sahada 2-1 yendiği maçta iki gol Zaha'dan geliyor. Galatasaray'ın Ankara gücünü içerdiği yendiği maçta bir gol Zaha'dan geliyor. E yine Kasımpaşa deplasmanında penaltı yaptırdı. United deplasmanı var. Aslında böyle detaylı baktığımızda da skora da var yani. puana da etki ettiği maçlar var. Peki o zaman şurada şöyle bir soru işareti doğuyor. Az önce Suat'ın söylediği oyuncunun yani herkes de neşeli olmak zorunda değil Tabii. ama kenardaki görüntüsü bu bizim üzerimizde mi bir şey yapıyor? Önyargı oluşturuyor oyuncuya karşı Sorma yoksa... Giymemez. Oray, bak şimdi... yoksa beklentiler bu maç değil miydi diyeceğim ama United deplasmanı da çok iyiydi mesela. Çok iyiydi. Ama bak geçen hafta Okan Hoca maç koptu. Bütün oyuncularını içeri aldı. Sarı kartlıları değiştirdi. Forma adaleti verme anlamında Berkan'ı aldı işte vesaire. Bazı oyuncuları siz benim ekibimdesiniz dedi. Kim almadı? iki tane battaniye aldı. İkisi yan yana oturuyordu. Şimdi bu bence bir kırılmanın Okan Hoca ile Zaha ve Endombele arasında net bir göstergesi. Bu Zaha'nın kötü oyuncu olduğu değil Zaha çok iyi bir oyuncu. Crystal Palace'tan buraya gelmek sezonun işte o çalımları falan Zaha'ydı. Unutmayalım. Tabii. Zaha kalitesinden bir şey kaybetmedi. Zaha bu sezon Galatasaray'ın o bölgesindeki sürükleyici, dinamik olmadı. Ve seneye de ayrılma teklifi gelirse bir bonservis çünkü yıllık ücreti de böyle 5-6 milyon euroları buluyor yine imza paralarıyla. Evet. Galatasaray bu transferden bence çıkar. Zaha da gider. Ama Kerem gidiyor. Yani Kerem gidecek. İşte yerine kimse alınmayacak. Oyuncuyla oturup konuşursan bu sene banka 11'desin. Hazırla kendini gibi bir iletişim varsa onu bilemeyiz. Ama gördüğümüz kulübede, gollerde bile takımdan uzak kalan biz Zaha bana çok yeni sezon için bir e, hamle şansı gibi yeni sezonda takımı parlatacak bir oyuncu gibi gelmiyor. Bu Takıma gelecek transferle alakalı, tekliflerle alakalı. Çünkü Zaha'nın sağlam bir sözleşmesi var ve uzun yıllarda Galatasaray'ın bonservisli oyuncusu unutulmasın. Peki nihayetinde yani sizin bugün yönetimde yetkili Hı -hı. bir kişi olsanız, yönetim kurulu üyesi olsanız oyunuz Zaha'nın kalmasından yana mı olur? Bunun kararını tabi hoca verir bu arada yönetim kurulu diyorum ama. Yani ha. Okan Hoca sizce devam etmek ister mi yoksa Galatasaray Zaha'yı fırsat bulursa satar mı? Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere Galatasaray Zaha'dan performansı yüzünden vazgeçmiyor gibi gözüküyor. Zaha'nın az önce de bahsettiğim gibi sosyal yaklaşımları biraz daha Zaha'nın ee, ikili diyaloglar, yaşanan süreçler biraz daha Zaha'nın arka planda kalmasına sebep olmuş gibi duruyor. Sergio'da olduğu gibi. Biliyorsun Sergio'da e, soyunma odasında el sıkma ile alakalı bir durum olmuştu vesaire Sonrasında e, biraz kaldırış süreci yaşadı. Şimdi bunlar takımlarda dönem dönem olan durumlardır. Şimdi Zaha bize ben arkadaş oynarsam sana United maçını da puan getirebilirim, penaltı da yaptırabilirim, 10 gol 9 asistlik, 9 gol 10 asistlik bir performans da mi gösterdi.